Burama'nın fit dünyasına konuk olacağız efendim. Bize her hafta birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekler yapan Murat Tağman bu defa dışarıda yemek yedi. Peki Tağman'ın kas yapıcı, yağ yakıcı ve tok tutan yemek menüsünde neler var? Cevabı bandımızda. Türkiye'nin fitness süperstarı, sağlıklı yaşam uzmanı Murat Tağman, elinin lezzetini bu kez dışarıda arıyor. Sağlıklı ve formları değerli olanlar, nedir ne değildir için çok özel dizayn ettiğim Tağman'ın Fit Dünyası köşesinden merhabalar efendim. Daha önceden tanışmadıysak ben Deniz Murat Tağman ve bugün yemeği ben yapmıyorum. Eğer başım sıkışırsa bizzat kendim modifiye edebileceğim ne yiyebilirim? Gün boyu kaslarıma bakan, yağ yakımımı sağlayan, metabolizmamı tetikleyen, dışarıdan nasıl, ne şekilde, ne ısmarlayabiliriz? Bugün sizleri masamda karşı sandalyeme konuk edeceğim. Buyurun içeriye geçelim. Menüye bakmadan ve yemeğini seçmeden önce çok önemli bir tüyo veriyor bize. Şimdi her ne yersem yiyeyim ben bugün burada, onu yemeden önce, ki yaklaşık yapım süresi kesin gene bir 15-20 dakikayı bulacak. Önce hem beni daha tok tutması açısından hem de metabolizmamı ekstradan bir yükseltmesi açısından ve dediğim gibi daha yemeğe başlamadan önce tokluk hissi vermesi açısından sert, az ve öz bir içecek, kafeinli bir içecek ve bunun benim lügatımdaki tanımı double espresso, double espresso shot. Peki dışarıda yemek yemek zorunda kalırsanız nasıl tercihler yapmalısınız? İşte Tağman'ın önerileri. Bir gıda 100 milyon sene önce var mı? O zaman şimdi de var. Bu ana mantalite çerçevesinde benim 4N1Y kanunu her zaman geçerli. Yani neyi ne zaman, niçin, ne kadar yiyorsunu buraya uyarlamaya çalışacağız mümkün olduğu kadar. Ve buradan sanki kendi mutfağımızda pişirmişiz gibi verimli bir öğün çıkartabilmeye çalışacağız. Protein açısından zengin bir seçim yapıyor kendine. Burada ızgara levrek, ızgara kalamar ve şişte ızgara karides. Muhteşem bir üçlü kombinasyon. Ben zaten bu üçüne hastayım. Bunun yanını ben dizayn edeceğim. Yanı çok önemli. Evet, bu arada espresso da geldi. Bir yandan kahvesini yudumlarken bir yandan da siparişini veriyor. 174 numara bu ızgara deniz ürünleri tabağı rica edeceğim. Izgara, levrek, kalamar ve şişte karides. Evet. Yalnız bunlar ızgaraya atılmadan önceden soslanıyorsa vesaire onları istemiyorum. En sade, evet lütfen, saf ve saf haliyle rica edeceğim. Tamam. Altına haşlanmış ıspanak yayabilirseniz. Tamam. Bir de yanında da ekstra olarak ben haşlanma usulü sadece brokoli rica edeceğim. Siparişimiz gelene kadar eğer açsak, ki çoğumuzun bu problemi, bu işte benim kendi vücudumda kullandığım bir hile. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Yemek öncesi içilir mi? İçilir abi. Ya böyle mantaliteler var. Aç karnına ben çay içemem, kahve içemem. Ya böyle enteresan gelme böyle, öyle diyorlar kelimesi var abi. Geçen hafta sugar juice'dan girdik. Bu hafta da diyorlardan gireceğim. Ya diyorlar ne demek ya? O öyle diyor, bu böyle diyor. Ya think outside the box bir daha giriyor burada devreye. Şunun dışında düşün biraz yani. Hani kafein. Kafein eşittir senin metabolik ritmini yükselten şey. Su hem tıkayıcı özellik, tokluk hissi, hem dünyanın en önemli yağ yakıcısı soğuk içildiği zaman. Yemek gelmeden önce bunları sen tükettiğin zaman yemeğe daha tok başlıyorsun. Yani daha az yiyeceksin. İşte think outside the box bu. Bu da devreye giriyor yani. Hani o öyle diyor, bu böyle diyor. Yani öyle bir şey yok abi bu dünyada. Ve mükemmel bir tabak servis ediliyor Murat Tağman'a. Kalamar, levrek ve karides ihtiyacımız olan temel proteinleri veriyor. Proteinler kasların ana yapı taşı. Bu çok önemli. Bu bölüme bakacak olursak brokoli. Vitamin K açısından çok zengin. Kemik ve eklem yerleri için. Biz egzersizlerle kasları yoruyoruz, kemikleri de yoruyoruz. Vitamin K bir numaralı kemik bakıcı vitaminlerden biridir. Artı çok değişik antioksidan özellikleri var brokolinin. Çok önemli. Burada altta ıspanak yaprakları var. Ispanak yaprakları hem protein açısından zengin, hem de aynı zamanda içerisinde demir, çinko ve bir sürü magnezyum, çok ihtiyacımız olan lif ve mineralistik karakterler taşıyor. Soğan var ki soğan, kırmızı soğan özellikle
yani bir ecza deposu diyebilirim soğan ile alakalı. Burada muhteşem bir lif deposu var. Bunlar da proteinlerle birleşince vücudu iyice tıkayacak ve iyice doyacağız. Estoy en la banda, toco la batería, te daré lo que tú me mandas. Sağlıklı reformları değerli olanlar, nedir ne değildir için dizayn ettiğim Palma'nın fit dünyasının bu bölümünden bu kadar diyorum. Burada dışarıda başım sıkıştığı zaman nasıl bir tabak modifiye ediyorum ben? Sebepleri, nedenleri, porsiyonları, öncesi sonrası stratejiler hepsini paylaştım, sundum efendim. Bir sonraki sefere kadar her zaman dediğim gibi fit yaşayın, fit kalın. Çünkü bu 12 haftalık bir program değil, bir yaşam programı. Soy la bomba.